Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Yeni Dünya programından hepinize merhabalar. Yeni Dünya Ulusal Kanal'ın yeni bir programı. Geçtiğimiz iki haftadır aslında Ulusal Özel Programı adı altında Doğu-Batı cepheleşmesine, Atlantik-Avrasya arasındaki ayrışmayı konu etmeye başlamıştık. İlk programda İstanbul Aral Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Cüneyt Akalın'la kuşak ve yol üzerinden konuyu değerlendirmiştik. Geçtiğimiz haftada Aydınlık Gazetesi'nin İki yeni köşe yazarı Onur Sinan Güzaltan ve Ferhan Bayır'la Asya uygarlığı ve Batı uygarlığını bir çapraz okumasını yapmıştık. Bu iki yazarın zaten köşeleri de Yeni Gün ve Eşik. Adlarından da anlayacağınız gibi onlar da köşelerinde bu yeni çok kutuplu dünyaya geçişi irdeliyorlar. Bugünkü konuğumuz ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kıvanç Ulusoy. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Teşekkürler. Sayın Ulusoy ile birlikte bugün yapacağımız şey ise Asya Atlantik'i geçtiğimiz haftalarda ele aldık. Bugün biraz daha Batı'nın, Atlantik'in iç işlerine karışacağız diyelim. Çünkü Doğu kuvvetlendikçe Çin ve Rusya ile Avrupa ilişkileri geliştikçe tabii klasik Atlantik sistemi içinde de bazı farklar yaşanmaya başlandı. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve ilk soru şöyle başlayalım isterseniz Sayın Ulusoy. Atlantik sistemi Asya'daki bu hem ekonomik hem siyasi yükselişe karşı nasıl bir tavır takınıyor? Bir blok tavırdan söz edemeyiz tabii ama genel olarak Avrupa ve Amerika'nın Asya'ya bakış açısı son dönemde nedir? Şimdi Asya deyince bir açıdan Avrasya'yı kastediyoruz herhalde. Evet. Öyle değil mi? Yani Rusya'nın da parçası olduğu bir açıdan da Doğu Asya'yı kastediyoruz. Çin ve özellikle diğer Doğu Asya ülkelerini. İkisini de yani bana kalırsa biraz tehdit, iki yükselişi de tehdit olarak algıladıkları kendilerine kesin. Çünkü Soğuk Savaş bittikten sonra uzun süre böyle bir tehdit algısı yoktu ve yani uygarlıklar çatışması efendim işte 11 Eylül sonrası özellikle işte İslam'ın yükselişi, siyasal İslam'ın yükselişi ve bunun tehdit olarak algılanışı, bu gibi konular ön plandaydı. Fakat ciddi bir Çin tehdidi, Rus tehdidi uzun süre Amerikalılar açısından veya Batı ittifakı açısından anlaşılamamıştı tam anlamıyla. Anlaşılmaya başlandığı noktadan itibaren de gördüğümüz kadarıyla biraz aralarında hem Batı İttifakı'nın Avrupa kanadı hem de Amerika ve işte transatlantik boyutu üzerinde farklılıklar olduğunu görüyoruz. Yani Amerikalılarla Avrupalıların bir kısmı doğudaki gelişmelere farklı gözlerle bakıyorlar. 11 Eylül dediniz. Belki şunu söyleyebiliriz. 2000'lerden 2010'lara kadar bir yeni dünya düzeninden bahsedildi. 2010'lardan sonra ise çok kutuplu, bu sefer Avrasya'nın iddia ettiği bir yeni dünya düzeni karşımıza çıkmaya başladı dersek yanlış olmaz herhalde. Tabii ilk başta yani bu yeni düzenin efendim tek kutuplu olduğu üzerinde bir tartışma vardı. Özellikle uluslararası akademik literatür tek kutupluluk üzerinde vurgu yaptı. Efendim bu da tabii büyük ölçüde Amerikan merkezli bir dünya. Amerika'nın polis gücü gibi hareket ettiği bir uluslararası sistem düşüncesi vardı. Bunun giderek daha çok taraflı demeyeyim de çok kutupluluğa evrildiği üzerinde bir tartışma var. Fakat şu da bir kesin ki halen Amerikan askeri gücü dünyada yarışma kabul edemez düzeyde üstün bir güç olarak görülüyor. Asıl burada sorun Amerika'nın yumuşak gücünün ciddi bir kriz içerisinde olması. Çünkü Soğuk Savaş boyunca aslında Amerika bir tabii ki bir sert güç olarak, silah gücü olarak, ekonomik gücü olarak karşımızdaydı ama aslında Amerika'nın gücü sistemik bir güçtü. Yani liberal demokrasi rejiminden, demokrasinin dünya çapında bir çekim merkezi olmasından, efendim daha üst düzey bir gelir, refah,
barış sağlamasından kaynaklanıyordu. Şimdi bunun giderek özellikle sizin bahsettiğiniz 2000'li yılların ortalarından itibaren ciddi bir krize girdiğini görüyoruz. Hı hı. Bunun da iki sebebi var. Özellikle birincisi ekonomik olarak kriz başladı Batı'da ve bir türlü ciddi bir toparlanma gösteremeyen bir kapitalist Batı sistemi var. İkincisi de siyasi olarak özellikle bu demokrasi ihracı projelerinin, yani hem Irak'ta çökmeye uğraması, hem bu şeyler Doğu Avrupa'daki ve işte Kafkaslardaki turuncu devrimlerin sonuçları diyelim, hem de şu son gördüğümüz Maduro ve Latin Amerika'ya ilişkin yapılan bütün bu operasyonlar demokrasinin prestijini ciddi bir şekilde dünyanın geri kalanında azaltmış durumda. Demokrasi, liberal demokrasi giderek daha fazla bir büyük güç ideolojisi ne dönüyor ve bu onun çekim gücünü, onun efendim Amerika'ya da güç sağlayan o prestijini azaltıyor. İki nokta dediniz. Birincisi ekonomik açıdan, diğerisi siyasi olarak sorun olduğu için bir şekilde Atlantik gücü düşüşe geçti. Tabii bir hegemonya krizi diye de niteleyebiliriz bunu. Çünkü liberal demokratik sistem 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'ya barış getirdi. Efendim ilişkileri yumuşattı, ülkeler arasında uzun süreli çatışmaları ortadan kaldırdı, ciddi bir ekonomik kalkınma getirdi ve bir meşruiyet sağladı oralardaki devletlere. Şimdi onun da ciddi bir şekilde krize girdiğini görüyoruz. Ben de şunu soracaktım. Herhalde siyasi olarak demokrasi ihracının bir sorun olduğu Atlantik cephesindeki ülkeler tarafından çok ciddi bir sorun olması gerekir. Çünkü sonuçta onlar ihraç edilen ülkeler, ihraç eden ülkeler, ithal eden ülkeler değil. Ama ekonomik esas olarak sanıyorum ki Atlantik cephesindeki esas ayrışma ya da kırılmaların yaşaması daha çok ekonomik sebeplerden kaynaklı. Tabii, diyebilir miyiz? Liberal demokrasinin aslında ciddi daha iyi bir bölüşüm sistemi de ortaya koyacağına ilişkin uzun süredir bir beklenti vardı. Ve bu Soğuk Savaş'ın ilk diyelim 4-10 yılında 1980'lerin başlarına kadar bunu da sağladı. Giderek daha sınıfsal eşitsizlikleri ortadan kaldıran bir refah devleti sistemi, refah devletleri sistemi ortaya koydu. Bunun 1980'li yıllarda başlayan, izlenen iktisat siyasetiyle ve bir krize girdiğinin artık net bir şekilde görüyoruz bunu. Bu tabii bu ekonomik sorunlar rejimleri de sarsmaya başladı. Bana kalırsa sadece ekonomik sorunlardan değil, bir de rejimlerin tabii medya, uluslararası medyanın da gelişmesiyle artık insanlar sadece kendi ülkelerinde değil, başka ülkelerde de ne olup bittiğini izleyebiliyorlar. Dolayısıyla yani demokrasi ihracı projeleri, yani sizin dediğinize o anlamda katılamayacağım. Bu demokrasi ihraç eden ülkelerin içinde de demokrasiye olan inancı sarstı. Kamuoyu devletlerin, hükümetlerinin yaptığı uluslararası eylemlerden dolayı rahatsızlık duymaya başladı. Tabii yani şu an herhalde kimse Irak'ta çok kültürlü bir demokrasi olduğunu iddia edemez yani. Ama bu oraya müdahale edilirken hedef buydu. Libya'ya da müdahale edilirken hedef buydu. Efendim Ukrayna'ya da, Gürcistan'a da. Yani Gürcistan'a da değil, Gürcistan'da da olan biten sonucunda beklenen şey buydu. Bu tabii bu ciddi bir yani ideolojik çöküş aslına bakarsanız. Bu iki savaş arası dönemde de vardı buna benzer bir şey. Hatta bunu önemli uluslararası ilişkiler kuramcısı, efendim tarihçi Edward Hallett Carr çok iyi söylüyor. 20'li yıllar krizinde bir demokrasinin giderek nasıl bir büyük güç ideolojisi haline geldiğini. Bence şu anki durum da çok farklı değil yani 20'li yıllardaki krizden. 1920 büyük buhran denilen dünyada Amerika'da başlayan dönemde şimdi benzetiyorum. Çünkü yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da muazzam bir yükseliş yaşadı liberal demokrasi rejimi olarak. Diğerleri yani sosyalizm, işte kapital veya işte sosyalizm, anarşizm, komünizm falan bunlardan daha büyük bir beklentiyle sarıldı yeni devletler.
Fakat 20'ler yani 30'lar itibariyle kimse demokrasiyi savunmaz olduydu Avrupa'da ve Avrupa'nın ötesinde. Bence giderek daha ciddi bir krize giriyor liberal demokrasi. Bu da tabii şimdi burada asıl sorun o kriz değil. Aynı zamanda o krize alternatif olarak karşımıza çıkan efendim yeni önerilerin de pek çekici olmaması. Ne Rusya, ne Çin, ne de Amerika'nın liderliğine dayalı dünya stratejisinin böyle bizim gibi efendim gelişmekte olan ülkeleri hiç de cezbetmiyor diye düşünüyorum ben. Yani. Peki şöyle değerlendiremez miyiz? Mesela Çin'in ilan ettiği kuşak ve yol girişimi daha çok kutuplu bir dünyayı çağıran veya daha barışçıl veya katılımcı ülkelere daha fazla fırsatlar sunması açısından Amerika'nın sunduğu ya da sunmadığı diyelim dünya düzenine bir alternatif oluşturamaz mı? Tabii ki. Yani çok güzel bir soru sordunuz. Burada olabilir ama bunu buna ilişkin sonuç çıkartmak daha erken diye düşünüyorum ben. Yani ne Rusların önerdiği iktisadi siyasi yapı ne de yani Çinlilerin yaptığı tarz bir komuta ekonomisine dayalı milli kalkınma stratejisi bence gelişmekte olan ülkeleri, buna Avrupa'nın da bir kısım ülkeleri dahil pek de şey yapamıyor, ikna edemiyor gibi geliyor bana. Latin Amerika'da buna dahil, Latin Amerika'da da en ciddi sorunlardan bir tanesi zaten bu. Hı hı. Peki Atlantik sisteminde bir kriz yaşandığını söyledik. Bu krizde saflar ne şekilde oluşuyor? Yani daha büyük bloklardan başlayalım. Amerika ile Avrupa Birliği arasında bir görüş ayrılığı var mı? Kesinlikle var. Bu özellikle biraz önceki argümanı devam ettireyim size isterseniz. Liberal demokrasinin bu düzeyde bir krizi her şeyden önce Avrupa'ya zarar veriyor. Yani Avrupa hem daha egaliteryen, daha eşitlikçi bir siyasi, iktisadi sistem üzerine kurulu. Avrupa Birliği bunu derinleştirmeyi hedefliyordu ama pek başarılı olamadı. Orası ayrı bir konu. Fakat benim gördüğüm kadarıyla daha orta düzeyde güç konumundaki Avrupalı devletler daha kural ve düzen içeren bir dünya istiyorlar. Ve uluslararası çok taraflı anlaşmaların efendim çok taraflı iktisadi ve siyasi işbirliklerinin devam ettirilmesi taraftarlar. Dünya çapında eşitsizliklerin büyük ölçüde göç biliyorsunuz en ciddi bir problem olarak Avrupa'nın karşısında yani bu tarz problemleri oralara askeri müdahalelerle değil oralarda daha ciddi kalkınma programlarının uygulanmasıyla mümkün olabileceğini. Yani bu göç ve efendim yoksullaşmanın engellenebileceğini düşünüyorlar. Amerikalıların en azından şu an Amerika'yı yöneten kesimi buna pek bakmıyor gördüğümüz kadarıyla. Şu anda ABD ile AB arasında bir görüş ayrılığı var bu anlamda. Peki AB'den Avrupa Birliği üyesi hangi ülkelerin daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi biraz önceki... Ben açıkçası şu anda şunu yapmaya çalışıyorum. Evet. Derinleşe blokları biraz parçalamaya çalışıyorum. Evet. Bir de biraz önceki sadece yani kural tanıyan, kuralla dayalı uluslararası iktisadi siyasi yapıya ek olarak Avrupa diyelim ki Batı İttifakı'nın doğu kanadı bu anlamda. Doğu Atlantik. Evet. Daha liberal bir ve çok taraflı bir iktisadi yapılanmayı da arzuluyor. Yani Amerika ile bir çatışmada o noktada. Amerikalılar giderek daha fazla sadece kendi şirketlerinin işine gelen bir küreselleşme taraftarlar. Bunun yani kaçınılmaz Avrupa'daki iktisadi ve siyasi yapıları provoke etmesi, efendim daha farklı bir yola itmesi.
Ama şu da bir gerçek, sadece iktisadi mesele ön planda değil tabii, blokların içindeki, bu bloğun içerisindeki ilişkilerde stratejik konular da önemli. Özellikle Doğu Avrupa, yani bu 2004'te birliğe üye olan, Avrupa Birliği'ne üye olan yeni ülkeler, gördüğümüz kadarıyla ki son zamanlarda ben özellikle bu silahlanmayla ilgili verileri de takip ediyorum. Giderek ciddi bir şekilde Rus karşıtı, Rusya karşıtı bir pozisyon almış durumdalar. Yani önce bu sadece bir böyle bir Rusya'ya karşı Batı'yı çekme stratejisi gibi görünmüştü. Fakat şimdi görüyoruz ki NATO üyeliklerinin bu ülkelerin Rusya sınırına dayanması Rusya'yı da endişe eder hale getirdi. Hı hı. Bu bir açık bir silahlanma yarışını da beraberinde getiriyor. Son zamanlarda biliyoruz bütün bu soğuk savaştan kalma balistik, antibalistik füzeler üzerindeki anlaşmaların tamamından çekildi Amerikalılar. Hı hı. Onunla beraber işte bu Polonya, efendim özellikle Ukrayna'nın bir kısmı, değil mi, Ukrayna ve yine baktığınız zaman Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde de Rusya aleyhinde bir silahlanma görüyoruz ki bu endişe verici. Yani bunun da sebebi o ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki özel ilişkiler. Ya anlaşılıyor ki bu ülkeler açısından Avrupa Birliği'ne üyelik NATO sistemine üyelikten daha sonra gelen bir konu. Polonya Devlet Başkanı'yla Pompeo'nun yaptıkları bir anlaşma var. Açık açık şunu imzaya dökmüş durumdalar. Türk Akımı 2'nin yolunun Rusya'dan sonra kesilmesi yönünde bir imzaladıkları anlaşma dahi var. Tabii. Yani ben bunları hep izliyorum. Yani kendi yararlarına olan bazı ilişkilere ve bazı gelişmelere de karşı duran bir konumdalar. Bu Avrupa içerisinde bölünme emarelerinde bir araya getiriliyor. Zaten Avrupa Birliği'nin ortak dış politikası izlemesi konusu çok aşırı bir, veya daha doğrusu çok kolay bir iş değil. Çok aşırı bir beklenti, çok da zor gerçekleşebilecek bir beklenti ama bir düzeyde paralellik beklerken biz özellikle Almanya ile Polonya arasında, Fransa ile Bulgaristan, Romanya arasında çekişmeleri görüyoruz. Bu da birlik içerisindeki ilişkileri bozuyor. Sizin Amerika'nın hep benim şirketlerimin çıkarları doğrultusundaki hareketlerin Avrupa Birliği ülkelerini rahatsız etti dediğinizde aklıma şu geldi. Almanya'daki Amerikan Büyükelçisi Nord Stream 2, Almanya ile Rusya arasındaki enerji hattının önüne geçmek için tek tek özel şirketlere mektuplar yazıp, bakın eğer siz bu projede yer alırsanız Amerikan yaptırımlarında karşı karşıya gelirsiniz diye mektuplar yazdığı ortaya çıktı. Hatta Almanya'da buna sert tepki gösterdi. Yani özellikle Trump'la başlayan süreç de şu ortaya çıkıyor ki bana sorarsanız Obama'da da vardı. Amerikan ilaç şirketleri, tarım şirketleri, efendim, silah şirketleri kuralsız bir küreselleşme taraftarlar. Yani bu kuralsız küreselleşmenin ve önlerinde sınır tanımayan bir küreselleşmenin de Avrupalılara ve Avrupalılar gibi bizim gibi gelişmiş ülkelere de hiçbir faydası yok. Efendim kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Tabii. Sonra devam edelim. Tabii. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Yeni Dünya programı kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Kıvanç Ulusoy ile birlikteyiz. Efendim biraz Rusya ve Avrupa Birliği'ni konuşabildik ilk bölümde. Şimdi isterseniz çok daha sıcak bir konuya geçelim. Venezuela. Geçtiğimiz salı günü bir askeri darbe girişimi oldu. Dün 1 Mayıs'ta Maduro çıktı, dedi ki hani
ABD desteklemiyor olduğu gibi zaten John Bolton'un programıydı bu, planıydı dedi. Aynı şekilde Atlantik cephesinde Venezuela konusunda da farklı fikirler var. Yani evet, Venezuela bir kısım ülkeler tarafından Rusya, Çin, Türkiye, İran tarafından Maduro hükümeti, yönetimi destekleniyor. Ancak Avrupa Birliği içinde de bazı ülkeler Amerika'nın veya Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin bu antidemokratik çıkışına, bu onu tanımayız bunu tanırız çıkışına tepki göstermişlerdi. Dolayısıyla Atlantik cephesi içinde Güney Amerika konusunda hangi farklı görüşler var? Şimdi Atlantik cephesi dediğine biz de dahiliz biliyorsunuz. Biz NATO üyesiyiz. Evet. Dolayısıyla yani biz de o cephenin parçasıyız ve resmi olarak gördüğümüz kadarıyla biz Amerikan müdahalesini destekler bir tutum şu ana kadar almadık ve daha bunun aksine biz seçilmiş liderlerin dışarıdan müdahalelerle yıkılmasına karşı olduğumuzu da açıkça belirttik. Yani bu anlamda ilk ciddi ayrışma aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşmiş durumda. Yani diğer yandan ben İspanya ile ilgili tutumun önemli olduğunu düşünüyorum. İspanya aslında Venezuela ile çok derin ilişkileri olan ve bu müdahale, yani bu ilk işte ciddi müdahaleler gerçekleşmeden önce de hem teknik anlamda hem de iktisadi anlamda bir şekilde Venezuela'ya bir açık kapı bırakan bir siyaset izledi. Fakat anlaşılan Amerikan baskılarıyla Pedro Sanchez işte yeniden seçimleri kazandı, sosyalist hükümetin başbakanı, Maduro'nun gitmesi gerektiğini savunmaya başladı. İlk başta şu görüldü, ne Fransa ne Almanya hemen Maduro'yu kınamak ve efendim Guaido'yu, muhalefet liderini desteklemek yönünde açık bir pozisyon ortaya koymadılar. Daha yavaş davrandılar ve bir anlamda şunu savundular. Yani Amerikan müdahalesini istemiyoruz demediler ama biz uluslararası hukukun çerçevesinde Venezuela'da demokratikleşme yolunda adımlar atılmasını bekliyoruz. Muhtemel yeni bir seçim bekliyoruz. Daha meşru bir iktidar gündeme gelmesini bekliyoruz falan dediler. Bunlardan tabii bu diplomatik çerçevede bunları şöyle anlamak da lazım. Bir anlamda ülkelerin kendi iç siyasetlerine ciddi bir müdahale yönünde de durmadı Avrupalılar. Ve keyfi bir müdahale diyelim. Tabii. Çünkü bir keyfi oluyor. Tabii Avrupa'nın Amerika'yı bu açıdan yalnız bırakması veya proaktif görünmemesi bile Amerika'nın müdahalesinin meşruiyetini sarsıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Burada biz bir ittifak müdahalesi, bir NATO tepkisi görmüyoruz. NATO'dan bu yönde bir halen bir karar çıkartabilmiş de değil. Ve açık bir Amerikan müdahalesi de hem Rusya tarafından hem Çin tarafından bunun sonuçları kötü olur şeklinde de engellenmeye çalışır noktada. Dün akşam da Lavrov'la Pompeo'nun bir telefon görüşmesi vardı. İki tarafta evet, birbirlerine tehdit etmeseler bile sert bir şekilde uyardılar. Tabii burada Amerika'nın neyin peşinde olduğunu da biraz anlamakta fayda var. Yani bu Maduro ve Venezuela üzerinden yapılmaya çalışan şey Amerika açısından hem ittifakın içerisindeki bu gitgelleri ölçmeye de yarayan bir turnusol kağıdı niteliğinde. Onu da görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni de yabana atmakta fayda var bu konularda. Diğer yandan Rusya'nın ne kadar acaba açılabileceğini de ölçmeye çalışıyor. Çünkü Rusya'da Rusya'nın bu Suriye'deki tepkisi beklenmeyen bir tepkiydi.
Ve uzun süre Rusya halen oradaki rejimi de kurtardı. Kendisini de bana kalırsa Suriye içerisinde ciddi bir noktaya getirdi. Ama Rusya'ya bunun maliyeti çok yüksek oldu. Yani hem içeride bir tepkiler olduğunu biliyoruz, hem dışarıdan bakıldığında ekonomik göstergeler çok harika görünmüyor Rusya açısından. Dolayısıyla bu Rusya'yı yeni bir batağa sürüklemek de istiyor olabilir Amerikalılar, ama buna ilişkin halen ciddi bir şey ortaya çıkmadı. Benim düşüncem, yani Batı'nın desteği değil, orada asıl sorun Latin Amerika'daki ülkelerin desteği. Yani yavaş yavaş efendim, bu işte Brezilya'da hükümeti değiştirdiler. Kolombiya'da yine işte destekledikleri bir hükümet üzerinden bir tür müdahale peşindeler. Meksika'nın açık bir desteğini yakalayamamalarına rağmen bir nötral pozisyonunu yakaladılar. Latin Amerika'daki her tartışmada İşte Amerika'nın her an müdahale edilebileceği yönünde söylemler ortaya çıkıyor. Ve asıl korkutucu olan Latin Amerika içerisinde ciddi bir iç çatışmanın ortaya çıkması. Yani Brezilya, Kolombiya, Venezuela'nın dahil olduğu. İspanya'daki seçimlerden bahsettiniz. İspanya'nın da tabii kendi içinde sorunları var. Avrupa Birliği ve Barcelona konusu İspanyolların Avrupa Birliği ile Katalanlarla Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, İspanyolların Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde sorun çıkartan bir pürüz. Evet. Aynı şekilde İtalya ile Fransa arasında son dönemde sorunlar olduğunu görüyoruz. İngiltere'nin Brexit konusu olduğunu görüyoruz. Almanya'nın Rusya konusunda Amerika ile çeliştiğini görüyoruz. Biraz bize Avrupa Birliği içindeki bu çelişkileri anlatır mısınız? Şimdi, Mayıs ayındayız. Bu yaz, önümüzdeki yaz Avrupa Birliği hangi konularda çelişecek? Şimdi bu anlaşılan 2008 krizinin artçı şokları mı diyeyim artık, nasıl diyebilirim, halen devam ediyor. Ve ciddi bir toparlanma Avrupa ekonomileri göstermedi. Gösteremiyor. Diğer yandan Avrupa içerisinde işte bu güneye olan genişleme, İspanya, Portekiz, Yunanistan'ın girmesi, doğuya genişleme, yeni 10 Doğu Avrupa, Orta Avrupa ülkesinin girmesi. Bu ülkeler kısa zamanda toparlayıp kendilerini birinci sınıf veya gelişmiş ülke konumuna getirebileceklerini düşündüler. Ama bu kriz sonrasında anlaşıldı ki Avrupa içerisinde ülkeler arası ciddi gelişmişlik farkları var. Ülkeler içerisindeki gelir dağılımı da bozuldu. Ve biz eğer yani yakın zamanda ciddi ekonomik programlar göremezsek Avrupa'da, bu toplumsal sorunların artarak devletleri etkileyeceğini düşünebiliriz. Katalanlarla ilgili mesele mesela ilginç bir konu. Katalanya'nın bağımsızlığına, değil mi, Brüksel'den tamamen negatif bir tepki geldi. Çünkü biliyorlar ki Avrupa'daki devletler bir defasında bu bölünme süreçleri başlarsa hepsini birden etkileyebilir. Ve bunların çoğunluğu da öyle salt etnik sebeplerden doğmuyor. Tam tersine ciddi ekonomik sıkıntılardan doğuyor. Katalanlarla ilgili duruma baktığınızda o ortaya çıktı. Mesela sarı ceketlilerle ilgili konuda kaçıncı haftası bu hafta? Mesela 27-28. haftası neredeyse. Bu, 2018 Kasım'da başladı. Tabii yani her bu şeyler devam ve giderek artan ve güçlü bir şekilde devam ediyor. En son 1 Mayıs'ta da büyük tepki yaptılar. Dün dünyadan 1 Mayıs haberi derliyorduk. Bütün dünyada sorunsuz bir şekilde 1 Mayıs eylemleri oldu ve baktığımızda dünyada en fazla şiddetin, gözaltının, yaralamanın olduğu ülke Avrupa'nın göbeğinde Fransa. Fransa'nın başkenti Paris'ti. Bu açıdan da enteresandı. Tabii. Yani en son biliyorsunuz bu Brexit tartışmaları sonrasında gelinen nokta, Kuzey İrlanda'da yeniden protestoların, gösterilerin başlaması. En son bir gazeteci öldü. Anlaşılan bir kaza kurşunuyla öldü ama emin de değiliz o
O açıdan İskoçlar İngiltere ayrılabilir, biz birlikte kalacağız düşüncesi içerisindeler. Yani çok katmanlı bir sosyal sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum Avrupa'da. Hiç öyle parlak bir Avrupa profili çizecek durumda değilim. Bunun içerisinden de çıkmaları kısa dönemde çok zor. Çünkü yani yarışamadıkları bir Çin var. Çin'le öyle yani bu kapitalist ekonominin, çok yeni bir uluslararası kapitalist ekonominin aktörü var ve bununla yarışma ve bunu kısa dönemde geçme ihtimalleri görünmüyor. Diğer yandan enerjiye olan ihtiyaçları olağanüstü artıyor bütün bu süreçte ve bu kaçınılmaz olarak Rusya'ya onları muhtaç ediyor ve Orta Doğu'daki istikrarsızlıklar içerisine çekiyor. Yani Avrupa baktığımız zaman çok da parlak bir şeyde değil, konumda değil şu an. Ve biraz önce deminden beri bahsettiğimiz Atlantik İttifakı içerisinde de ciddi bir şatırdama var. Çünkü Amerika'nın ben zaten bu ittifakı kendim kurdum, kendim yönetirim ve bundan sonra da benim istediğim gibi olursa olsun ittifak şeklinde böyle bir tek taraflı siyasetini görüyoruz. Hı hı. Söylediklerinizden aklıma iki soru geldi. Önce birincisiyle başlayayım. Çok katmanlı bir sorun dediniz. Avrupa'nın yaşadığı çok katmanlı bir sorun. Bu şu şekilde de anlaşılabilir aslında. Yapılan seçimlerde bugüne kadar çıkmamış partilerin ön plana çıktığını görüyoruz. Hatta yeni kurulmuş partilerin çok yüksek, İspanya seçimlerinde de oldu aynısı. Çok yüksek oy oranları aldığını görüyoruz. Avrupalı seçmenin de kafası açıkçası çözüm konusunda karışık. Yani Avrupa'da neye tepki duyacağını, yani yabancıya mı tepki duysun, kaçak göçmene mi tepki duysun, devletinin politikalarına mı tepki duysun, Amerika'nın dünya politikasına mı tepki duysun? Aslında Avrupa'daki halkların da kafası son derece karışık sanırım bu anlamda. Evet, çünkü mesela değil mi, bu İspanya'daki son seçimlerde Vox adlı aşırı sağ xenofobik bir parti gayet ciddi bir milletvekili sayısıyla parlamentoya girmeyi başardı Endülüs'ten. Ki İspanya şu şekilde kendini böyle daha farklı bir konuma koyuyordu Avrupa bağlamında. Aşırı sağ bir partinin olmadığı bir yerde İspanya. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle, en azından görüntüde öyle görünüyordu. Şu an durum biraz değişmiş durumda. Yani bence ciddi bir şekilde değişmiş durumda. Yani bir xenofobiya, aşırı milliyetçilik. Xenofobiya ne demek efendim? Yani yabancı düşmanlığı. Ve işte göçmen karşıtlığı, ırkçılık. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunları hiç beklemediğimiz düzeyde güçlü bir şekilde ve giderek genişleyen bir kitle tarafından sahiplenilerek savunulduğunu görüyoruz. Ya yani şunu söylemek istemiyorum, yani böyle merkeze oturmuş bir faşist partiler grubu var demek istemiyorum. Fakat aşırı sağ bir Avrupa ihtimali hiç de uzak değil. Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Buralarda bu partilerin kesinlikle ciddi bir yani temsil kazanacaklarını göreceğiz. Yakında, yani bu şu Avrupa Parlamentosu seçimlerini de iyi izlemek lazım. Süremiz azalıyor. Bir şey ekleyeyim. Yani bu partiler önceden bu xenofobiye, işte ırkçılığa, göçmen karşıtlığına, İslam karşıtlığına ek olarak Avrupa karşıtıydılardı da. Şimdi mesela son zamanlarda bakıyorsunuz, bundan söylemlerinde hiç Avrupa karşıtlığı yok. Çünkü bu partiler kendi aralarında aslında bir şekilde ittifak yapmaya başladılar ülkeler arası. Bir o, ikincisi de Avrupa Birliği'ni de ele geçirilebilir, yani yönlendirilebilir artıkça olarak gördüler. Yani ve şöyle düşündüğünüzde, yani kapalı, dışa kapalı ve saldırgan bir Avrupa da kendi açılarından aslında ideolojilerine ters bir Avrupa değil yani. Şunu sorayım. Orada yaşayan Türk vatandaşları açısından tabii ki ve diğer milletlerden oraya yerleşmiş insanlar açısından tabii ki bu partilerin Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilmesi, kendi ülkelerinde milletvekillikleri alması tabii ki sakıncalı durumlar doğurur. Oradaki insan, yabancıların veya oraya yerleşmiş insanların hayatını zorlaştırır. Peki Türkiye açısından bu ciddi bir problem midir? Yani Marine Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'nda olması ya da İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, Avusturya'da sağcı diyebileceğimiz
siyasetçilerin mecliste bulunması Türkiye için bir tehdit midir? Bence yani Türkiye'nin Avrupa Birliği beklentisine vurulmuş büyük bir darbedir. Yani bu ülkelerin Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin içerisinde görmek istediklerini kesinlikle düşünmüyorum yani. Dolayısıyla evet. Yani biz Avrupa Birliği sürecinin üzerine bir su içebiliriz yani. Bunlar bu kadar bu düzeyde güçlendikleri takdirde bir. İkincisi Avrupa'da yaşayan Türkler açısından da bir tehdit tabii niteliğindedir. Yani bunlar sadece parti gibi hareket etmiyorlar. Bunlar gizli mafyozo örgütler olarak da görülüyorlar. Şimdi baktığınız zamanlarda son yıllarda gündeme gelen aşırı şiddet olaylarına bu kesimler tarafından ortaya konan, buna Yeni Zelanda'daki de dahildir. Çok organize şiddet grupları olarak çalışıyorlar bunlar. Yani hiç şaşırmam yani bir Almanya'da bir Türk evinin daha kibrit çakılıp yakılması an meselesidir. Yani bu işlerin gideceği noktanın ben biraz bu tarz aktörlerde, çünkü Avrupa'da çok bulunmam sebebiyle tanıma şansı buldum. Bunlarla barışçıl bir Avrupa'da mümkün olmaz. Yeni Zelanda saldırısının gerçekleştiği hafta İngiltere'de 4 tane yabancı düşmanı saldırı oldu. Yani hem din ile alakalı hem kimlik ile alakalı en az 3-4 tane saldırı oldu. Yani son zamanlarda yani ben bazı istihbarat raporlarında şeyi de görüyorum. Bu grupların Avrupa'daki devletlerin içerisinde belirli sektörlerde, yani bürokrasi, polis, istihbarat içerisinde yer bulduklarına dair ipuçları da var. Bu da yani ben tamamen devletler tarafından sahipleniyor falan demek istemiyorum ama o düzeyde bir güçleri yok. Fakat her türlü ajitasyon, propaganda ve cinayet güçleri vardır diye düşünüyorum. NATO tarafından bu kuvvetlerin kullanılabileceğini düşünüyor musunuz? Biz ulusal kanal ekranlarında bir Süper NATO ve Gladio evet konusunda şimdi oldukça biliyorum yapıyoruz. Evet, siz çok bu konularda çok programlar yaptınız. Hı. Yani onun da yani bir kısmını ben dikkatli bir şekilde dinledim. Halen böyle tehditler olduğunu savunuyorsunuz. Yani ben bir süredir aslında bunun Amerikalıların bu CIA operasyonları falan buralarda geriye gittiklerini düşünüyordum. Fakat son zamanlardaki okumalarım, araştırmalarım Amerikalıların halen böyle işlerden bıkmadıkları konusunda. Yani böyle asimetrik savaş niteliğinde bir tür strateji var ama bu daha tam ben kendi açımdan net değilim yani. Bunu yapıp yapmadıkları. Yani bu işte bu sarı ceketlilerden Katalan bilmem neyine, efendim İngiltere'deki aşırı sağdan Macaristan'daki bazı şeylere, bir sürü yerde bununla ilgili haberler duyuyorum. Hı hı. Kimi haberler buralarda hep Rusya'yı ve Rus propagandacıları, istihbaratçıları suçlar nitelikte. Ama ben Rusların bu kadar ciddi büyük çaplı operasyonlar yapabileceklerini düşünmüyorum. Ama Amerikalıların yapma ihtimali olabilir. Hı hı. Zamanımız daralıyor. Artık bir 5 dakikaya kadar programı kapatacağız. Şunu sormak istiyorum. Kuşak ve yol ve Avrupa ilişkisini de sormak istiyorum. Şöyle enteresan bir durum oluştu. Geçtiğimiz ay İtalya. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı Avrupa turuna çıktı. İtalya, Monaco ve Fransa'yı ziyaret etti. Ve İtalya kuşak ve yol girişiminde yer alacağını söyledi. Tam Amerika ve Avrupa'dan bu konuda ya olur mu diye tepkiler gelirken, geçtiğimiz hafta İsviçre Konfederasyon Başkanı Pekin'e gitti ve orada imzaladıkları anlaşmalarla İsviçre'de kuşak ve yolda yer aldı. Keza daha önce geçtiğimiz senelerde Yunanistan Pire Limanı'nı zaten Çinlilere vermişti. Bir şekilde Amerika'nın karşı çıktığı veya o Orta Avrupa'nın diyelim karşı çıktığı kuşak ve yol girişimi konusunda Avrupa'daki Avrupa Birliği üyesi ülkelerin farklılaştığını görüyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi yani farkındaysanız biz de Amerika'yla belirli projeler üzerinden anlaşamıyoruz. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri
özellikle son zamanda liderliğin de biraz kıskanç ve yanlış tutumundan dolayı, Amerikan liderliğini kastediyorum, Trump, yani Trump konulara şey gibi bakıyor, ya benlesin ya ya da benle değilsin şeklinde bakıyor. Bu diplomatik bir tavır da değil. Hı hı. Nihayetinde yani bir İtalya'nın tabii ki Çin'le ilişkiyi geliştirmek istemesi normal. Ve bu ilişkinin ille de İtalya'nın, Çin'in bütün dediklerini yapacağı, isteklerini uygulayacağını da çıkartmak da, tabii, bu sonuçları çıkartmak da mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Bunlar normal, sıradan ticaret ilişkileri, altyapı ilişkileri, kalkınma ilişkileri niteliğinde de düşünülebilir. Şimdi Amerikalıların bir noktadan sonra anlamadıkları konu bu diye düşünüyorum. Yani ittifakı sanki bir emir komuta ittifakı gibi algılamaları. Ama bu Batı ittifakı baştan beri böyle bir ittifak değildi. Asıl sorun burada. Yani ittifakın büyük ortağı Amerika Birleşik Devletleri'nin küçük ortaklarının kendi inisiyatiflerini kullanmalarına engel olabileceğini düşünmesi. Bence artık böyle bir dünya yok. Yani Amerikalıların en ciddi sorunlarından biri de bu, bana sorarsanız. Yani anlamıyorlar ama anlatabilmek lazım bunu. Sadece Türkiye gibi ülkeler değil, Almanya'da benzer sorunlar çekiyor. Yani değil mi? Yani Rusya'yla geçen bir sene önceydi hatırladığım kadarıyla, işte biz Rusya ile mücadele ediyoruz dedi Trump, değil mi? Ama dedi Almanlar bizden daha çok Rusya'ya aslında ekonomik destekte bulunuyorlar, onlardan enerji alıyorlar, biz on gibi bir şeye bir şekilde, yani Almanya'yı sanki ittifakı yalnız bırakıyormuş gibi. İşte İtalya için de aynı eleştiriler geldi. Ekonomik açıdan, evet, aslında zor durumdaki Avrupa ülkeleri bir şekilde ekonomilerini kurtaracak taktik hamleler yapıyor. Tabii, ve Amerika bunun stratejisine etkilediğini düşünüyor. Tabii bir de şu var, nasıl desem, Çin gerçekten ekonomik olarak güçlü ve çok uzak noktalara ciddi yatırımlar yapılacak düzeyde elinde fazla miktarda parası var. Anlatabiliyor muyum? Bunu da kullanmak istiyor. Ama burada ben baştaki tartışmaya bir daha döneyim istersen. Bütün bunlar bir liberal demokrasi açmazını ortadan kaldırmıyor. Yani ciddi bir ideolojik sorun var şu an ortada. Liberal demokrasi bir anlamda özellikle bu Amerikan politikalarından dolayı albenisini yitirmiş durumda. Bu da giderek daha fazla otoriter ve zorba devletleri de ortaya çıkarma tehlikesini barındırıyor içinde. Peki efendim, çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp programımıza konuk olduğunuz için. Süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Yani belki küçük bir nokta, yani Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı olarak eklenebilir. Yani burada bütün bu ittifakın parçası Türkiye, baştan beri de parçası oldu. Ve bu ittifakın özü bir emir komuta ittifakı değil. Yani bu bir Varşova Paktı ittifakı gibi değil, anlatabiliyor muyum? Yani Sovyetlerin çöken ittifakı gibi bir ittifak değildi. Bu bir yumuşak güç ittifakıydı. Onu bizim de kendi argümanlarımızda kullanmamızda fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler efendim. Tamam. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Kıvanç Ulusoy, Profesör Doktor Sayın Kıvanç Ulusoy ile birlikteydik. Kendisi Atlantik sisteminin sorununun sadece ekonomik tabanlı olmadığını, aynı zamanda da liberal demokrasinin bir açmaz yaşadığını söyledi. Önümüzdeki haftalarda Yeni Dünya programında dünyadaki cepheleşmeyi ve çelişkileri tartışmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.